Bu pandemi özel bir dönem yaşatıyor hem dünyaya hem de bize. Yani şu anda çok özel bir dönem yaşıyoruz. Yani belki çok abartmıyorum ama yani dünya böyle bir dönemi görmemiştir. Bir daha görür mü onu da bilemiyorum. Ama netice itibariyle biz ülke olarak bu süreci iyi yönettiğimiz için Bir fırsata dönüştürdük diyebilir miyiz Sayın Başkan bu Sayın süreci? Cumhurbaşkanımızın tabii fırsata dönüştürmek için işi kesintiye uğratmamak gerekiyordu. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde çok baskı yapılmasına rağmen üretimin kesilmesine müsaade etmedi. Biz işimiz var, biz üretmek zorundayız, bizi kapatmayın dedik. Sağ olsun o da bu süreci devam ettirdiği için bu anı yaşıyoruz. Eğer kesmiş olsaydı başka bir senaryo konuşacaktık. Şu anda tabii bu süreci yönettiğimiz için ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde de Türkiye'de önemli bir tedarikte yaşama bir avantajı sağlıyor, yaşıyoruz. O nedenle bütün Lojistik sektörlerde avantajını da hareketimiz de var, kullanıyoruz. bütün avantajları kullanıyoruz. Kısa zamanda cevap veriyoruz. Hammaddeye yönetebildiğimiz için, enerjimiz olduğu için. O yüzden bütün bunların hepsi şu anda Türkiye'de ihracat olarak gidiyor ve arka arkaya da Allah'a çok şükür. Yani hem aylık 20'yi hem yıllık 200 milyar doları geçtik Evet, ve psikolojik eşiği de aşmış olduk aslında. hedeflerin de ötesinde bir yere doğru gidiyoruz Denizin de yani. 4,5 milyar dolara dayandı ihracatı. Yani inanılmaz bir ivme var. İnanılmaz İnanılmaz, bir artış inanılmaz. var. %50'ye yakın bir artış görüyoruz. Onunla da gurur duyuyoruz bölge ihracatımıza. Bu da çok anlamlı ve önemli. Yani bu artışın bütün şeyde en önemlisi tabii ihracat aşkının büyük gelişmesi en önemli bir sonuç bizim Evet. için.